Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi kaza 19'a şimdi bu bir yarım küre, içi suyla dolu ve bu su buna boşaltılacak. Boşaltıldığı zaman oluşan buradaki sıvının yüksekliği nedir diye sorulmuş. Bunun hacmini hesaplayalım ilk başta. 4 bölü 3 pi çarpı 3'ün küpünün yarısını almalıyım. Şunlar gitti. 9, 9 kere 4, 36, 36'nın yarısı 18 pi çıktı. Şimdi biz sıvıyı buraya boşaltınca şöyle bir ne oldu? Şu kısım dolu. Burada su var artık. Bir yüksekliğine de H diyelim. Soru H zaten. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı H ne eşit olmalı? 18 pi eşit olmalı. Çünkü bu buraya aktarıldığı zaman bu hacimler aynı kalacak. Şunlar birbirini götürdü. Sonrasında 9H 18 geldi ve H değerimiz neymiş? 2'ymiş, B şıkkı. Şimdi bir bakalım bu soruya. Silindir biçimindeki bir kapta bir miktar su vardır. Bu kaptaki suyun içine demirden bir bilye atılıyor. Bu tabii küre biçiminde bir bilye de denebilirdi. Kaptaki suyun seviyesi 8 birim yükseliyor. Sonra kaba bir demir bilye daha bırakılıyor. Bu sefer su bir birim daha yükseliyor. Her iki bilye de tamamen su içinde kaldığına göre bilyelerin yarıçap uzunlukları oranı kaçtır diye sormuş. Aslında bakıldığında ilk bilye atıldığında 8 birim yükseliyor. İkinci atıldığında 1 birim yükseliyorsa bunların hacimleri oranı yani V1 bölü V2 diyelim nedir? 1 bölü 8'dir. Şimdi hacimlerimiz de formülümüzde 4 bölü 3 hacim formülümüzde rekküp olduğu için yarı çapın küpüyle orantılıdır. Yani bu bir anlamda R1 bölü R2, şöyle diyelim R1'in küpü bölü R2'nin küpüdür. Evet. Peki buradan şu kısmı kullanırsak, her iki tarafın küp kökünü alırsam R1 bölü R2 ne gelir? 1 bölü 2 gelir. Bize uzunlukları oranı diyor. Ya 1 bölü 2 ya da 2. Cevabımız ne çıkıyor? B şıkkı 2 çıkıyor. Şimdi şuna gelelim. Burada diyor ki yarıçapı R olan bir kürenin yarıçapı bir dik silindirin taban yarıçapına eşittir. Şöyle bir küre düşünelim. Bunun yarıçapı R. Sonra bir silindir düşünelim. Bunun da ne demiş bir daha okuyalım orayı. Bir dik silindirin taban yarıçapına eşit. Yani şurası da R'ymiş. Küre ve silindir hacimleri de eşitse silindirin yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şuraya H diyelim. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Bununla bunun hacmi eşit. Taban alanı pi çarpı r kare çarpı H. Pi'ler gitti. Şuraya R'den birer tane gönderelim. Şöyle bir şey kalıyor. 4r bölü 3 eşittir. H kalıyor. Ki zaten soruda da bize H'yi soruyor. Cevabımız 4 bölü 3 R çıkıyor. B şıkkı.